Kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Milli mücadelenin şehri Samsun'da bugün çok farklı, güzel bir gün geçiriyoruz. Biraz önce toplu açılış törenimiz vesilesiyle Samsunlu kardeşlerimizle çok çok anlamlı, coşkulu bir gün geçirdik. Aldığım resmi rakamla da 85 bini aşkın bir katılım. Sadece meydanda olanlar, tabii yollar boyunca her iki tarafta Samsunlu kardeşlerimizin ilgisi, alakası bizleri farklı bir atmosferin içerisine soktu diyebilirim. Şimdi de burada ülkemizin her biri ayrı iftihar kaynağı projelerinde görev alan siz genç kardeşlerimle beraberiz. Gençlerimizi küçümseyenlere en güzel cevabı işte burada birlikte olduğumuz sizler veriyorsunuz. Ülkemizin ufkunu karamsarlık bulutlarıyla kapatmak isteyenler, sizlerin yüreğinden saçılan aydınlık karşısında inanıyorum ki çaresiz kalacaklardır. Milletimizin umudunu kırmak, enerjisini tüketmek, bunun peşinde olanlar sizlerin çalışkanlığı ve heyecanı karşısında bir balon gibi sönüp gideceklerdir. Ömrünü bu aziz millete hizmete adamış bir büyüğünüz olarak sizlerle geçirdiğim her an kendimi adeta yenilenmiş, şarj olmuş hissediyorum. Esasen bizim gençliğimizin gündemiyle sizlerin gündemi arasındaki fark, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini göstermesi bakımından çok önemli. Biz yasakların, yoklukların, yoksullukların Türkiye'sinin tüm yükünü omuzlamış bir nesiliz. Aklımızın erdiği günlerden itibaren hem geri kalmışlığın, hem demokrasi eksikliğinin sebep olduğu sıkıntıları hayatımızın her anında yaşadık. Şimdi sizlere teker teker anlatsam, inanmakta zorluk çekeceğiniz öyle sorunlarla boğuşuyorduk ki kelimenin tam anlamıyla akıllara zarardı. Tabii zaman içinde hepsinin de gerisindeki sebepleri gördük, anladık. Bir yandan tarihimizi, kültürümüzü, değerlerimizi en iyi şekilde öğrenerek kendimizi yetiştirmenin, diğer yandan çağı kavramamıza imkan sağlayacak güncel ve ilmi donanımı kazanmanın mücadelesini verdik. Bilgiye ve kaynağa erişme imkanının bir hayli sınırlı olduğu bir dönemde bu mücadele kolay geçmedi. Örneğin ben burslarla yetişmedim. Burslarla okumadım. Hem çalıştım hem okudum. Bu şekilde okulları tamamladık. Ve hayatın meşakkatli ve muhataralı yollarında ya fikren ya fiilen kaybettiğimiz nice arkadaşlarımız oldu. Aynı şekilde ülke ve dünya çapında nice başarılara imza atan arkadaşlarımız da oldu. Hamdolsun verdiğimiz emekler, döktüğümüz terler, girdiğimiz riskler boşa gitmedi. Kazanan yine biz olduk. Bugün sizlerle bir araya gelmemize vesile olan büyük projelerimizi, gelecek için kurduğumuz büyük hayalleri, geçmişte ödediğimiz o bedellere borçluyuz. Size olan güvenimiz sayesinde Türkiye 100 yılı vizyonumuzu böylesine güvenli ve kararlı bir şekilde ifade edebiliyoruz. Bizim Türkiye 100 yılındaki yoldaşlarımız
sizlersiniz. Biliyorsunuz birileri kuşakları alfabe harfleriyle ifade etmeyi seviyor. İşte A kuşağı, Z kuşağı vesaire gibi. Sizler için de ne diyorlar? Z kuşağı. Halbuki biz karşımızda maziden atiye kurdukları köprüyle özgürlüğü, hakkaniyeti, çalışmayı, üretmeyi hayatlarının merkezine koyan bir gençlik görüyoruz. Ben bu gençliğe işte Samsun'da da ifade ettim. Teknofest açılışlarında şahit olduğum manzaradan hareketle illa bir isim konulacaksa Teknofest kuşağı denmesi gerektiğini söylemiştim. Birileri gençlerimizin dünyanın dört bir yanında gösterdikleri başarıları da yanlış anlıyor. Türkiye'yi hala tek parti devrinin içine kapanık, dünyadan kopuk, kendi insanıyla kavgalı, geleceğine ilişkin iddiası olmayan bir ülke sananlar gençlerimize de böyle bakıyor. Aslı böyle değil. Çünkü kökü mazide, yani geçmişte olan, ati, gelecek olan bu gençlerimiz ülkemizin Türkiye 100 yılı hazırlığının en önemli gücüdür. Sizler gibi gayretleri, kabiliyetleri, birikimleri, başarılarıyla sadece akranlarına değil, aynı zamanda arkadan gelen yeni kuşaklara da örnek teşkil eden gençlerimiz bizim gurur kaynağımızdır. Geçen hafta Şanlıurfa'da bir araya geldiğimiz gençlerimize de ifade ettiğim gibi artık bizler sizin zamanınızın misafiriyiz. Olaya biz böyle bakıyoruz. Türkiye 100 yılı sizlerin hem eseri hem aslı olacaktır. Bu kısa takdimin ardından evet şimdi sözü sizlere bırakabilirim. Cumhurbaşkanım, ben Gülbent Köse, Samsunluyum, 20 yaşındayım. Samsun'umuza hoş geldiniz. Sizin deyiminizle de, sizin öz deyiminizle de göz bebeğiniz Samsun'a hoş geldiniz Cumhurbaşkanım. Hoş bulduk. Tabii öncelikle Teknofest gibi dev bir organizasyonu Samsun'umuza kazandırdığınız için sizlere teşekkür ederiz. Teknofest'in olduğu Eylül'de de Samsun'umuza gelmiştiniz. Bugün iki ay sonra sizleri tekrar Samsun'da
ağırlamak, sizleri Samsun'da görmek beni çok mutlu etti. Geçen hafta Şanlıurfa'daydınız. Yani biz gençler olarak açıkçası sizin bu performansınıza hayranız. Çünkü her hafta mutlaka bir ile gidiyorsunuz ve orada gençlerle bir araya geliyorsunuz. Şanlıurfa'nın da ilgi alakasından çok memnun kaldığınızı belirttiniz. Ve orada Samsun adına da bir söylediniz. Samsun'un daha iyisini gerçekleştireceğini söylediniz. Bugün elhamdülillah Samsun bunu layığıyla yerine getirdi. Bugün Samsun size olan büyük sevgisini gösterdi. Ayrıca bu minvalde benim bir sorum var. Gençlik buluşmaları devam edecek mi? Ve haftaya neredesiniz? Ve orada Samsun'da olan bu heyecanı, bu enerjiyi bulabilecek misiniz? Fikirlerinizi merak ediyorum. Teşekkür ederim. Tabii keramet ehli değilim. Ama önümüzdeki hafta Mardin'de olduğumuzu biliyorum. İnşallah Mardin'de de Artuklu Üniversitesi'nin inşallah heyecanını, coşkusunu aynen Şanlıurfa'daki gençlerle buluştuğumuz gibi, burada sizlerle buluştuğumuz gibi, orada da gençlerimizle bu şekilde bir buluşmayı ümit ediyorum. Tabii Şanlıurfa'da resmi rakam olarak 110-120 bin kişi meydanda vardı. Bugün de 100 bine değerli bir katılım Samsun'da hamdolsun gördük. Gençlerimiz olarak şu andaki katılım Şanlıurfa'dan farklı değil. Aynı şekilde. Burası modern bir salon. Şanlıurfa'da ise tarihi bir mekanı bir kültür merkezine dönüştürmüşlerdi. Adını da İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi koymuşlardı. Gerçekten o da çok çok güzel oldu o günkü toplantı. Bugün de tabii Orhan Bey'in rahatsızlığı sebebiyle yoksa çok arzu ediyordu. O da gelmeyi. Onun gelişi bugünkü toplantıyı çok daha zengin kılacaktı. Ben buna inanıyorum. İnşallah bir başka gençlik buluşmasını Orhan Bey'le birlikte bir Samsunlu olması hasebiyle gerçekleştiririz. Ve tabii burada da mekan modern. Hakikaten çok daha geniş kapsamlı bir gençlik buluşmasını da inşallah burada yaparız. Mardin ve Mardin'den sonra yine aynı şekilde gençlik buluşmalarımız devam edecek. Durmak yok, yola devam. Merhaba Sayın Cumhurbaşkanım. Benim ismim Onur Mert Aksoy. TUSAŞ'tan katılıyorum. Başlamadan önce ilk olarak size bize böyle bir imkan tanıdığınız için çok teşekkür ederim. Benim hikayem aslında İngiltere'den başlıyor. İngiltere'de doğdum büyüdüm. Ama aslında Rizeliyim. İngiltere'de okurken lisansımı University of Hertfordshire'da havacılık ve uzay mühendislik üzerine yaptım. Yüksek lisansımı da Queen Mary University of London'da First Class Honors'da bitirdim. Mezun olduktan sonra aslında Türkiye'deki Sky International programına denk geldim. Bu programı bilmeyen arkadaşlar biraz bahsedeyim. Bu program 6 haftalık bir stajyer programı. Programın vizyonu aslında yurt dışındaki Türk gençlerimiz Türkiye'mize gelsinler, TUSAŞ'ta özellikle çalışma imkanlarını görsünler ve tanısınlar ve buradaki imkanlarından haber olsunlar diye. Özellikle tersine beyin göçmenliği deniliyor. Ona önerik bir proje. Proje başarılı mıydı? Bence evet. Çünkü şu an Londra'dan Ankara'ya taşındım. Ankara'da bir senedir çalışıyorum. Benim alanım aslında açık kaynak CFD yazılımlar üzerine. Burada yaptığımız iş aslında açık kaynak yazılımlar kullanarak lisanslı programları ikame edecek analizler ve geliştirmeler yapıyoruz.
Bu neden önemli bir proje? Şu şekilde ülkemiz aslında milli ve özgün üretime geçmek için havacılık sektöründen otomobil sektörüne çok uzun bir yol kat ettik. Ama bu geliştirmeler aslında yurt dışından kaynaklı programlarla yapılıyor. Programlarla, yazılımlarla yapılıyor. Bizim vizyonumuzda ileride Türkiye'de birçok projelerinden biri aslında bizim kendimiz hem özgün ve milli üretimimiz olsun hem de kendi özgün ve milli yazılımlarımız olması. Bu projeler tabii ki bir tane örnek. İleride bu projelerde 10 senelik, 20 senelik, 30 senelik projeler de var. Ve kalifiye insan gücümüz, kalifiye mühendislerimiz emekli olunca bu sorumluluğu kim alacak? Tabii ki de biz gençler alacağız inşallah. Ve TUSAŞ'taki stajımı bitirdikten sonuna doğru hatta bir sürü gerçeklerle karşılaştım. Bu gerçeklerinden bir tanesi de gerçekten senin kendi potansiyelini kanıtlayabilirsen çok büyük fırsatlara ve sorumluluklara elde edebiliyorsun. Ve böyle olunca gerçekten TUSAŞ'ta çalışırken orada sonuçta bu sorumlulukları alırsan milletine, vatanına hizmet ediyorsun. Ve bu çok gurur verici tabii ki de. Ve bu gururun tadını aldıktan sonra ben direkt başvurumu yaptım ve TUSAŞ'ta çalışıyorum. Ve özellikle bu Sayın Cumhurbaşkanım size, TUSAŞ'ın müdürü Temel Kotil'e, bir de bu programın her bir parçasında olan herkese gerçekten kendim adıma çok teşekkür etmek istiyorum. İzninizle hatta yurt dışındaki arkadaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Umarım buradaki kazandığım kıymetli tecrübeyi size ifade edebildim. Lütfen bu tecrübeyi, bu fırsatları kaçırmayın. İş gerçekten işte öğreniliyormuş, bunu öğrendim bu arada. Yaşayarak, kendi gözlerinizi görerek, o gururun, ülkene, vatanına hizmet edin tadını baktın mı belki bir bakarsınız, siz de Ankara'ya taşındınız. Ama eğer de zaten iş hayatına atıldıysanız, çalışıyorsanız bu da güzel bir şey. Çünkü kazanın, kendinizi geliştirin, tecrübe kazanın. Ama son varış noktanız Türkiye olsun inşallah. Şöyle. Sayın Cumhurbaşkanım, siz bu projeyi destekliyorsunuz önceden. Önceki senelerde aslında savunma sanayi işbirliği olduğu için herkes bu pozisyona geçemiyordu. Türk vatandaşı olman lazım. Ama geçen seneden beri mavi kartlı arkadaşlarımız Almanya'dan, onlar da katılabiliyor. Desteğiniz için çok teşekkürler. Program benim hayatıma, kariyerime, mutluluğuma çok büyük renk kattı. Umarım darısını bizim gençlere başlarını diliyorum. Bu arada herhalde evlenmişsindir. Efendim? Bu arada evlenmişsindir. Yok, evlenmedim daha. Ne? Bir tek o kaldı. Ha, bir o mu kaldı? Yok, kaldı. Fazla geciktirme. Tamam. Hayırlı işte, acele ediniz. Teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanım, ben Destine Cücen Yenidoğdu. Limak Vakfı tarafından Türkiye'nin mühendis kızları bursiyerlerinden biriyim. Projemizin amacı alanında lider, güçlü kadın mühendisler yetiştirebilmek. Ben de bu doğrultuda mezuniyet hayatımı tamamladıktan sonra 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'ne çalışmaya başladım. Yaklaşık olarak 5 yıldır projede çalışıyorum. İşçisinden mühendisine, mühendisinden yönetim kadrosuna kadar her birimizin emeği çok büyük. Sizin de projeye ne kadar destek verdiğinizi, ne kadar yanımızda olduğunuzu hissediyoruz. Ben sizlerin huzurunda bir kez daha arkadaşlarıma buradan teşekkürlerimi göndermek istiyorum. İnanıyorum ki bu vatan uğruna her birimizin yapacağı farklı görevler var. Bundan 100 yıl öncesinde atalarımız cephelerde canlarını feda ettiler. Onlardan miras kalan bu topraklarda, Çanakkale topraklarında, bizler de üstümüze düşen görevi bilgimizle, teknolojimizle yerine getirerek ülkemizi bir adım öteye taşımaya çalışıyoruz.
ve bu kapsamda da sizin liderliğinizde 1915 Çanakkale Köprüsü Otoyolu Projesi'ni başarıyla tamamladık. Eğer izniniz olursa ben size bir soru sormak isterim. Tabii siz, şimdi son Seyit Çavuş'un mermilerini değerleştirdiniz. Yerleştirdik Sayın Başkanım. Değil 334 mi? Metreye ulaştık. Ve şu anda bir dünyada. Tabii. Aynen. O mermilerle beraber Eyfel'i falan geçti. Geçtik Sayın Başkanım. Biliyoruz ki siz de inandığı yolda başarıya ulaşmış bir lider olarak izninizde gitmeye çalışan başarılı genç kadın mühendislere ne gibi önerilerde bulunabilirsiniz? Nasıl tavsiyelerde bulunabilirsiniz bize? Tabii sizler her şeyden önce Çanakkale Köprüsü'nde gerçekten bayan arkadaşlarımız olarak çok büyük bir başarıya imza attınız. Tabii burada Ebru Hanım'ın da çok büyük katkısı var. Çünkü o özellikle hemcinsi bir ekibin orada kendisiyle beraber çalışmasını çok arzu etti. Ve her görüşmemde övgüyle bahsederdi. İşte başkanım bakın işte benim ekibim hep bayanlardan oluşuyor. İşte genç kızlar, genç mühendisler vesaire diye çok da heyecanlanıyordum. Tabii ben de ona nükte yapardım. Peki parayı da iyi veriyor musun filan derdim. Kendilerine sorabilirsiniz filan diyor. Hakikaten veriyor mu bilmiyorum tabii. Çok şükür Sayın Başkan. Ondan sonra gerçekten de oradaki bayan mühendis arkadaşların hele hele böyle az önce kardeşimizin de söylediği gibi işi işte öğrenmek. Yani üretimi yaparken öğrenmek hiçbir şeyle mukayese edilmez. Yani burada şunu söyleyebiliriz. Teori, pratik buluşmasında tabii ki pratik çok önemli. Teori ile pratiğin buluştuğu yer Çanakkale Köprüsü. Çok önemli. Ve düşünün, öyle bir eseri meydana getiriyorsunuz. Ve yeri geldi, belki halatların üzerinde gezdiniz. Tabii ki. Değil mi? Tabii ki Sayın Başkanım. Her birimizin görevi hem saha hem ofis olaraktı. Ya. Çok çabamız var. Her birimizin gerçekten yani çok çabamız. Ondan herkes var. Ürker, korkar, çekinir filan. Ama sizler yılmadınız, usanmadınız. Baretlerinizle beraber orada o adımı attınız. Ve o muhteşem eseri meydana getirdiniz. Tarih sizi tabii bu eserle hep anacak. Az önce kardeşimizin de ifade ettiği gibi yani uçak sanayinde de sizlerin atacağı adımlar çok büyük önem arz ediyor. Bunları da inşallah başaracağız. Fakat biz tabii ara vermeden savunma sanayinde olsun, özellikle altyapı, üst yapı ile ilgili olsun, Türkiye artık birçok şeyleri aştı, kırdı ve şimdi biz altyapı sorununu bir defa açtık. Altyapı sorunu yaşamıyoruz artık. Üst yapıda hakeza öyle. İşte geçenlerde bir grup dünyanın değişik ülkelerinden gelen öğretim üyeleriyle bir araya geldik. İstanbul'da onlarla bir toplandık. Kendileri ifade etti. Siz dedi artık altyapı sorununu bitirdiniz. Sizin altyapı diye bir sorununuz yok. İstanbul'u daha önce de gelmiş görmüştüm. Ama şimdi bu gelişimde baktım ki İstanbul birçok şeyleri aşmış. Bunu diyenlerin hepsi de profesör. Şimdi birileri de hani bir yerlerden ithal profesörler getirdiler ya. Biz işi bitirdik. Altyapısıyla bitirdik. Üst yapısıyla bitirdik. Bütün mesele şimdi bunu görmek. Eğer bunu görebiliyorsak mesele yok. Şimdi düşünün yani 76 üniversiteyle başladık. Şu anda bizim 208 tane üniversitemiz var. Ama kim derdi ki yani Ağrı'da, Iğdır'da, Muş'ta üniversite olacak da Ağrılı, Iğdırlı, Muşlu, Ahmet, Mehmet buradan kalkıp İstanbul'a gitmeyecek, Ankara'ya gitmeyecek. Ya ne olacak? Burada
kendi vilayetindeki üniversitede okuyacak. Şimdi geçen hafta işte Urfa'da bir ara İbrahim Bey gene nüktesini yaptı. Yani Urfa'da Oxford vardı da biz gitmedik mi dedi. Şimdi gerçekten buralara bu üniversiteler getirilmedi ki. Yoksa bu ülkenin çocukları zeki, bu üniversitelerde okumak suretiyle çok daha erkenden bir yerlere ulaşabilirlerdi. Ama gel gör ki bizden önce gelen yönetimler ülkemizin dört bir yanını üniversitelerle donatmadılar. Ama dört bir yanını biz üniversitelerle donattık, donatıyoruz. Ve biz diyoruz ki Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin neyse kalkıp Muş'tan, Ağrı'dan Ankara'ya, İstanbul'a gitmesin. Ya Ankara, İstanbul'daki, İzmir'deki profesörlerimiz gelsinler Ağrı'da, Muş'ta, Iğdır'da, oradaki üniversitelerimizde, Hakkari'deki üniversitelerimizde yavrularımızı eğitsinler, yetiştirsinler. Biz bunu başardık. Ve tabii bu bir dönüşüm noktasıdır. Bu bir evrimdir. Ve bununla birlikte de artık annelerin, babaların maliyeti çok daha düşük bir eğitimi, öğretimine yaptık. Böylece başarmış olduk. Modern üniversiteler kurduk. Ve bu modern üniversitelerle beraber sağ olsun hocalarımız da oralara gelip oralarda derslerini vermek suretiyle birçok şeyi başardılar. Ben mesela şimdi Rizeliyim. Şimdi mesela Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin lojmanlarından tut, her şeyini hassasiyetle düşündük. Niye? Öğretim üyesi oraya gelsin diye. Modern lojmanlar ve 10 dakika, 15 dakikada lojmandan öğretim üyemiz üniversiteye geçebiliyor. Bunları yaptık. Ve üniversite hakeza öyle bir konumda. Şu anda 19 bin öğrencisi var. Biz bunu 81 vilayetimize şu anda yaydık ve bundan sonraki süreçte de özellikle sizin branşlarınızda bu işi yaygınlaştırarak inşallah gençliğimizi çok daha yoğun bir şekilde teknik, teknolojik alanda da yetiştirerek geleceği hazırlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanım, ben Mehmet Sertaç Çeküç, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde birinci sınıf öğrencisiyim. Bir genç bilim insanı olarak aslında size bir hayalimden bahsetmek istiyorum. Çocukluğumdan beri insanlara yardım etmek, hastalıklara çare bulabilmek en büyük hedefimdi. Bu doğrultuda da üzerinde şu an yürüdüğüm yolda bir tıp fakültesinden mezun olup doktor olmak aslında bunun en kolay yoluydu. Ama zaman ilerledikçe ilkokulda fark ettiğim ki sadece tedavileri geliştirmenin ya da bilim üretmenin doktorların değil aynı zamanda temel bilimle uğraşan bilim insanlarının da olduğunu gördüm. Ve kimya alanına bu şekilde dahil olmuş oldum aslında. Bunun en güzel katkılarını da TÜBİTAK'ta yaşadım. TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ulusal Bilim Olimpiyatları ve Ulusal Proje Yarışmalarında defalarca yer aldım. Ve burada geçen yıl ülkemizi Amerika Birleşik Devletleri'nde TÜBİTAK milli takımında temsil ederek dünya dördüncülüğü. Ve aynı zamanda da yine kimya alanında Avrupa Birliği'nde 70 ülkenin katıldığı bir yarışmada Avrupa ikinciliği kazandım. Ama bu başarıların yanında aslında bir çocuğun hayalinin gerçekleşmesi var. Sizin huzurunuzda da ben TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı'na ve Hasan Mandal hocamıza özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü benim gibi genç bilim insanlarını bu küçük yaşlarda yapabileceğimiz en iyi şekilde ülkemizi temsil ederek eskiden beri hayalini kurduğum bayrağımızı o uluslararası alanda
Benim özelimde de kimya alanında dalgalandırıp uluslararası başarılar kazandırmak benim en büyük hayalimdi ve buna bir nebze de olsun ulaşmış oldum. Ama en önemli kısım da son iki yıldır aslında sizlerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bizlere madalyalarımızı sizlerin tarafından veriliyor olması da bizim gibi genç bilim insanlarını teşvik ettiğinizi gösteriyor. Size tekrardan teşekkür etmek istiyorum Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım, ben biyokimya alanında aslında çalışmalarımı yürütüyorum ve yaptığım bir çalışmada da bazı hastalıklarda özel olarak tespit edilen kimyasalların tespitini kolaylaştıracak doktorların ve hekimlerin aslında aynı zamanda bilim insanlarının işlerini kolaylaştıracak ipek kozasından elde edilen bir proteinle hastalıkların erken teşhisini kolaylaştıracak bir kimyasal geliştirdim. Buna da aynı zamanda TÜBİTAK'ta yine aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde ülkemizi temsil ettim. Ama bu süreçte baktığımız zaman farklı yerlerde de bulunduğum zaman özellikle İsviçre Bilim Vakfı'na geçen yıl ülkemizi temsilen gönderildim. Türkiye'nin gerçekleştirmiş olduğu bu son yıllardaki çalışmalar özellikle sıfır atık alanında ve sağlık kompleksleri bakımından da şehir hastaneleri bütün oradaki 70 ülkeden konuştuğumuz arkadaşlarımla da hemfikir olduğumuz nokta şu: Türkiye gelinen son noktada sağlık alanında çok üstün başarılar elde etmiş durumda ve kuşkusuz bunu herkes kabul ediyor. Benim sizlere sormak istediğim aslında genç bir bilim insanı ve geleceğin hekim adayı olarak sağlık politikaları kapsamında hem sağlığı hem de bilimsel teşvikleri bir araya getirecek 2023 vizyonu doğrultusunda neler planlamaktasınız? Teşekkür ederim Cumhurbaşkanım. Tabii şu anda eksikliğini hissettiğimiz en önemli konu tıp. Büyük önem arz ediyor. Bunun fiziki ihtiyaçlarını hemen hemen büyük oranda giderdik. Neylerle? İşte şehir hastaneleriyle, eğitim araştırma hastaneleriyle. Hep söylüyorum, eskiden Türkiye'de parası pulu olan nereye giderdi? Cleveland'a giderdi. Şimdi diyorum ki artık Cleveland'a gitmeye gerek yok. Bizim artık kliniklerimiz var. Şu anda 20 tane dev şehir hastanemiz var. Yapılmakta olanlar devam ediyor, onlar var. Ama ben özellikle tıptaki hocalarımıza, profesörlerimize falan diyorum ki, şimdi bakın biz fiziki olanı hallettik. Sizden ricamız, siz de şu anda uzman doktorlarımızı, doçentlerimizi, bunları bir an önce yetiştirin de artık biz insan noktasında açığımız kalmasın. Bunu halledelim. Şimdi tabii YÖK Başkanımız da aramızda olduğu için şimdi YÖK Başkanımıza da defaatle bunları söylüyorum. Bak biz üzerimize düşeni yaptık. Şimdi siz de YÖK olarak bu noktada profesörlerimizle yaptığımız toplantılarla onlara hadi bakalım, sizler de uzman, doçent, bunları bir an önce yetiştirelim ve böylece Türkiye'de insan noktasında tıpta da, çünkü en önemli alanlardan bir tanesi tıp, tıpta böyle bir açığımız bizim ne olmasın, kalmasın. Tabii Erol Hoca bütün gayretimiz bu istikamette diyor. Tabii Hasan Hoca gibi gerçekten TÜBİTAK başındaki kalifikasyonu çok çok yüksek hocalarımızın sayısının da tabii artması gerekiyor. Tabii sizler gibi başarılı olan gençlere de ciddi manada ihtiyacımız var. Allah zihninizi berrak, başarılarınızın devamını ziyade eylesin diyorum. Tebrikler. Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle Karadeniz'in en büyük ve en güzel şehri Samsun'a hoş geldiniz. Ben Hüseyin Tiryaki, Samsun Çarşambalıyım. 26 yaşındayım. Cumhurbaşkanım, benim size sorum şu olacak. Dün sosyal medyada biraz bakınırken bir habere şahit oldum.
Milletvekillerimiz başörtüsünün anayasal güvence altına alınabilmesi için meclisimize bir teklifte bulunmuş. Öncelikle milletvekillerimize bu hassasiyeti için teşekkür ediyorum. Bu mücadelenin aslında bizatihi baş kahramanı olan size, annem özelinde ülkemizdeki tüm annelerimiz, ablalarımız ve kardeşlerim adına çok çok teşekkür ediyorum. Bu bağlamda yine bizzat bu problemi yaşamış, bu problem yüzünden birçok kez yolu önü farklı noktalarda kesilmiş bir annenin evladı olarak merak ettiğim husus, bu yasanın içeriği ve detayları nelerdir ve bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek? Yine bu bağlamda altılı masanın bu konu hakkında herhangi bir ortak noktada veya fikirde bir araya gelebileceğini düşünebiliyor musunuz? Şahsen ben düşünmüyorum çünkü hepsi tamamen bambaşka dünyaların insanları. Bu konu hakkında düşüncelerinizi merak ediyorum. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Allah sağlıklı uzun ömürler nasip etsin. Sizi çok seviyorum. Başka diyecek bir şeyim yok. Sürekli bunu söylemek istedim. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Şimdi aramızda tabii bu işin çilesini çekmiş olan çok arkadaşımız var. Tabii dün Grup Başkan Vekilimiz Özlem Hanım orada başı örtülü, başı açık bir grup arkadaşımızla bu basın açıklamasını yaptılar. Tabii bu basın açıklamasıyla birlikte bir süreci başlattık. Şimdi peki buna gerek var mıydı? Aslında buna gerek yoktu. Fakat burada sağ olsun Sayın Kılıçdaroğlu bize bir yerde bir pas attı. Biz de tabii bu pası değerlendirmemiz lazım. Sen de Samsun sporlusun. Arkadaşlarla hemen çalışmaya başladık. Dedik ki yasal düzenleme ile bu iş çözülmez. Ne olacak? Yapmamız gereken şey, gelin biz bir anayasal düzenleme yapalım ki önüne gelen bu konuyu istismar etmesin. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir istismardı. Geçmişte bunu yaptılar. Defaatle yaptılar. Mesela bu çileyi çekenler, işte bizim Numan Bey'in eşi de bu çileyi geçmişte çok çekti. Aynı şekilde benim kızlarım hem de İmam Hatip'te okumalarına rağmen onlar da bu çileyi çok çektiler. Ve okul kapısında bizim aile gidip kızlarımızı beklediler. Ve öyle oldu ki ben mesela kızlarımdan bir tanesini İstanbul'dan alıp Trabzon'a götürmek durumunda kaldım. Ve son sınıfını Trabzon'daki İmam Hatip'te okudu. Araklı İmam Hatip'inde okudu. Orada da benim İmam Hatip'ten bir arkadaşım müdürdü. Gönder bana, merak etme dedi. Gönderdik, sağ olsun orada bitirdi. Yani düşünebiliyor musunuz? İmam Hatip'te bile başörtüsüyle ilgili sorun var. Ama konu sadece başörtüsü sorunu değil. Başı örtülü veya başı açık. Yani burada kızlarımıza yapılan bu zulüm hakikaten ifade edilemez. Çünkü tam manasıyla bir hak ve özgürlük mücadelesi. Eğitim öğretimde bir hak ve özgürlük mücadelesini dedik ki bunu anayasal teminat altına alalım ve bundan sonra bu iş paspas haline getirilmesin. Şimdi kendi içlerinde bu işin tartışması başladı. Bakalım nereye kadar bu konuda samimiler
Bunu göreceğiz. Biz zaten bu konuda samimiyiz. Altı masanın içinde samimi olanlar, olmayanlar nerede göreceğiz? Şu anda yola çıktık. Arkadaşlarımız bayanlar olarak bu basın toplantısını yaptılar. Ve sonuna kadar da işin takipçisi olacağız. Tabii buradaki yani gerekirse, ihtiyacı olursa dedik ki yani bu işi referanduma da götürebiliriz. Bununla neyi demek istiyoruz? Millete gidelim. Millet bakalım nihai karar verecek olan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demiyor muyuz? Milletindir diyoruz. Tamam. Eğer bunlar parlamentoda bu işi çözmezlerse çözüm yeri neresi? Millet. Gideriz millete. Çünkü bu ülkede artık başı açık başı örtülü böyle bir sorun olmaması lazım. Lafa geldiği zaman %99'u Müslüman diyoruz. Tamam. Nedir o zaman bu kavga? Bu sıkıntı ne? Bırakalım. Herkes rahatlıkla eğitimini, öğretimini yapsın. Herhangi bir sıkıntıya mal vermeden yani gitsin temizlikçilik yapsın diyebiliyorsun. Çarşıda, pazarda şunu bunu yapsın diyebiliyorsun. Tamam da okumasına niye engel oluyorsun? Okusun. Yani doktor olması yasak, mühendis olması yasak, temizlikçi olması veyahut da tarlada herhangi bir yerde çiftçi olması serbest. Böyle bir adaletsizlik olur mu? Bu insan haklarına bir defa ters. Ve güzel bir basın toplantısı yaptı arkadaşlar, sağ olsunlar. Ve şimdi bundan sonraki süreci parlamentoda takip edeceğiz. Temennim odur ki parlamentoda beklenen sayıyı da almak suretiyle yola devam ederiz. Sayın Cumhurbaşkanım, izninizle sorumu sormadan evvel kısaca kendimden bahsedip sonrasında Sakarya gaz sahası geliştirme projesi boyunca yaşamış olduğum bir anımı paylaşmak isterim. Efendim ben 1996 Batman doğumluyum. İsmim Akif Bakan. 2014 yılında okumaya hak kazandığım İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliğinden mezun olduktan sonra Sakarya gaz sahası geliştirme projesinde deniz tabanı mühendisi olarak çalışmaya başladım. Eğitimime aynı zamanda Türkiye Petrolleri olarak. Evet efendim. Eğitimime şu an için aynı departmanda aynı konuyla ilgili yüksek lisansla devam etmekteyim. Efendim, kendi departmanım gereği daha çok deniz tabanı üretim sistemleri ve üst kuyu tamamlama operasyonları üzerinde çalışmaktayız. Bu ekipmanlar ön mühendislik, detay mühendislik, fabrikasyon ve test süreçlerini içerdiği için öyle hemen hazır olan seri üretim ekipmanlar değil. Bizler bu ekipmanların hazırlanması ve deniz tabanına indirilebilmesi için yaklaşık 2 yıllık gece gündüz demeden, mesai demeden çalışmalarımızı büyük bir özveriyle sürdürdük. Bu deniz tabanı üretim sistemlerinden biri olan en komplike diyebileceğimiz elektrohidromekanik sistemimiz kuyubaşı vanasının ilk ürününü, ilk fabrikasyon ürününü Nisan ayında ülkemizde testlerini tamamladıktan sonra o taban kaç metre onu da söylersen 2100 metre arkadaşlar efendim. Arkadaşlar onu öğrenmiş olurlar. Yaklaşık olarak 2100 yani metre 2100 efendim. 2100 metre derinliğe bu borular yerleştiriliyor. Evet efendim. Yani çok ciddi bir başarı, ciddi bir adım, yatırım ve şimdi de inşallah neticesini alma üzere bekliyoruz. İnşallah efendim. İlgili bu ekipmanımızın deniz tabanına iniş sürecinden deniz tabanına kuruluşu ve sonrasında bizleri çok mutlu eden, mutluluktan uyutmayan, özellikle şahsım adına konuşabilirsem
18 saatlik mesaimin ardından kafamı yastığa koyduktan sonra, o başarılı testten sonra özellikle 3 saat boyunca tıpkı bir çocuk gibi mutluluktan uyuyamamıştım. Çünkü bu bizler için büyük bir sınavdı ve biz bu sınavı geçmemiz gerekiyordu. Bu ekipman Türkiye tarihinin ilk derin denizine indirilen kuyubaşı vanasıydı ve biz bunu çok şükür başarıyla sağladık. Efendim, benim sizlere burada sormak istediğim soru şu şekilde. Bizler Türkiye'nin dört bir yanında devam eden sadece bir projede, bir milli projede çalışan mühendisler olarak, çalışma arkadaşlarım, sadece mühendisler değil. Burada çok büyük emekler var. Burada verilen emekleri sadece mühendisler değil, aynı zamanda diğer tüm çalışma arkadaşlarımız veriyor. Bizim sadece bir projede büyük bir başarı, bizim kendi açımızdan, çünkü projemiz için kritik bir öneme sahip olan bir başarıdan sonra böyle mutlu, böyle gururlu hissediyorken, Türkiye'nin dört tarafında devam eden, dört bir yanında devam eden milli projelerimizde sizlerin almış olduğu her başarılı haberden sonra neler hissettiğinizi sizlerden duymamız mümkün mü? Şimdi inanıyorum ki sizler oradan doğalgaz veya petrol çıktığı zaman ayrıca nasıl bir heyecan duyacaksınız, nasıl bir orada o başarıyı adeta yaşayacaksınız. Siz orada onu yaşarken biz de aynı şekilde İstanbul veya Ankara'da onu yaşıyoruz. Allah'a hamdolsun diyoruz. Artık Sakarya'da 540 milyar metreküplük böyle bir rezervi çıkartıyoruz. Şimdi bir de Karadağ'a, tabii şimdi Raman'da vesaire, oralardaki süreç ardı ardına geliyor. Ve bütün bunlar bizi tabii yurt dışına muhtaç olmaktan ne yapacak? Sayenizde inşallah kurtaracak. Ve biz bize yeter hale geleceğiz. Ama 8 sene, ama 10 sene. Bu tabii Türkiye'nin çok büyük bir başarısı olacak. Bunu başardığımız andan itibaren de biz tabii vatandaşımıza daha ucuz şartlarda doğal gaz verme imkanına kavuşacağız. Hepsi bir tarafa. Şimdi bizim eskiden sismik araştırma gemimiz bile doğru dürüst yoktu. Ama şimdi bizim 4 tane sondaj, en son Kanuni ile beraber sondaj gemimiz var. Bunlar tabii Türkiye'yi sınıf atlattı ve sadece sismik araştırmayla kalmayacağız, sondaj çalışmalarıyla kalmayacağız. Biz gerekirse yani açık denizlere, farklı ülkelere gitmek suretiyle oralarda da çalışabileceğiz. Şimdi bizim bu gemilerimizi alma fiyatına baktığımız zaman o kadar uygun fiyatlarla aldık ki, o kadar uygun şartlarda aldık ki artık Türkiye, yani bir başka ülkeden bir gemi alabilir miyim, kiralayabilir miyim, bunları düşünürken şimdi bu safhaya gelmiş oldu. Tabii bu Türkiye'nin sınıf atlamasıdır. Bu Türkiye'nin kendi kendine yetme sürecidir. Ve bununla birlikte de biz sadece kendi denizlerimizde değil, inşallah başka ülkelerin denizlerinde de, uluslararası sularda da bunları yapmaya ne yapacağız? Gayret devam edeceğiz efendim. Ve bu konuda tabii siz artık beyin durumuna geldiniz, yetiştiniz ve elinizdeki bu gemilerimizle beraber de oralarda çok daha farklı adımları atma noktasına geleceksiniz. Mesela başbakanlığım döneminde o zaman Chevron'la bizim bir anlaşmamız olmuştu. Fakat Chevron'la yaptığımız anlaşmada biz kendilerine demiştik ki biz size para vermeyiz. Bulun, bulduğunuz zaman yarısı sizin, yarısı bizim. Tabi bunlar çalıştılar, bulamadılar ve bulamayınca da ayrılıp gittiler. Ama bu bize neyi kazandırdı? İşte bu sismik araştırma gemileriyle sondaj gemilerini kazandırdı. İşte Berat Bey'in döneminde sondaj gemilerinden 1-2 tanesini aldık. Daha sonra bunları işte 4'e çıkardık. Öbür taraftan
sismik araştırmalarda bu iki taneyi aldık. Bunlar tabii gücümüze güç kattı. Ve şimdi işte son olarak malum bir tane daha şu anda aldık. O da inşallah yakın zamanda filoya katılacak. Ama burada tabii sizin çok büyük emekleriniz var. Çünkü beyin olmadıktan sonra o gemilerin olmasının da bir anlamı yok. Sizler genç beyinler olarak inşallah bu işe sahip çıkacaksınız. Çok tecrübeli genel müdürleriniz var. Ve gerek TPO'nun başındaki büyüğünüz hakikaten bu işlerde çok çok tecrübeli bir isim. Ve inşallah sizlerle beraber çok büyük mesafeyi kat edeceğiz. Bakalım bakanımızın söylediği gibi Mart'ta falan bu işi bitirebilecek miyiz? İnşallah efendim. Sağ ol. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Soruma size nasılsınız demekle başlıyorum ilk önce. Çünkü kimse sormuyor size nasıl olduğunuzu. Ben merak ediyorum şu anda. Sizleri böyle gördüğümüz anda tabii ki elhamdülillah diyeceğiz. Teşekkür ederim. Sizler bizim gücümüze güç katıyorsunuz. Şimdi kendimi tanıtacağım kısa bir şekilde. Ben Serap Yıldırım, 23 yaşındayım. Doğuma büyüme Çankırılıyım. 5 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğuyum. Ailem geçimini çiftçilik yaparak sürdürmekte. Yani bulunduğum çevre dolayısıyla kız çocuklarını bekleyen belirli bir kader vardı açıkçası. Ben bu kaderi yıktım diyebilirim. Çevremde... Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. Çevremde bana örnek olabilecek, rol model olabilecek birisi yoktu. Ben çevremdeki o kaderi, o tabuları yıkmak için bir yola çıktım. Ve benden sonrakilere örnek olmak adına okumaya karar verdim. Öğrencilik hayatımda başarılı bir öğrencilik geçirdiğimi söyleyebilirim. Eğitimime yaşadığım Çatay Elmaköy İlköğretim Okulu'nda başladım. Daha sonrasında lise hayatımda Çankırı Nevzat Ayazan Anadolu Öğretmen Lisesi'ni kazandıktan sonra orada da yine başarılı bir eğitim hayatı geçirdiğimi söyleyebilirim. Oradaki sayısal derslere olan ilgimden dolayısıyla mühendislik okumak istiyordum. Sonrasında lisenin son yıllarında uçak mühendisliği ile tanıştım. Havacılıkla ilgili olması ve ileride savunma sanayi ile çalışabilecek olmam beni cezbetmişti. O yüzden üniversite sınavına bu doğrultuda hazırlandım. Üniversite sınavından da istediğim başarıyı elde ettim ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümünü kazandım. Orayı bitirdikten sonra son yıllarda sizin de katkılarınızla savunma sanayinde çok fazla çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar sayesinde ben de şu anda ülkemde çalışma imkanı buldum. Şu an Türk Havacılık ve Uzay Sanayi bünyesinde mühendis geliştirme programına dahil oldum. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi size şunu sormak istiyorum. Son yıllarda sizin yaptığınız havacılık alanında, savunma sanayi alanında katkılarınız büyük. Ve 2023 hedefleriniz arasında da savunma sanayine yönelik ihracatı ve yerlilik oranını artırmak var. Benzer şekilde yakın zamanda da Türk Uzay Ajansı'nı kurdunuz, yani kuruldu ve uzay alanında da çalışmalara başlandı. Şimdi yapılan bu çalışmalar gelecek yıllarda tıpkı savunma sanayinde olduğu gibi uzay alanındaki çalışmalara da yapılacak olan yatırımların habercisi midir? Size bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Tabii uzay alanındaki bu çalışmayla alakalı olarak biliyorsunuz şimdi uzaya bir Türk'ün gönderilmesi çalışmamız vardı. Bununla ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanımız şu anda gitmeye hak kazanan arkadaşları geçenlerde bana getirdi. Görüştük, ettik ve bunların içerisinden bir tanesini inşallah uzaya göndereceğiz. İnşallah.
ve ilk adımı böylece atmış olacağız. Tabii bu uzay bilimleriyle alakalı olarak gerek TUSAŞ, gerek bunun yanında özel sektör olarak Baykar, onların tabii attığı adımlarla hızla bir gelişme içindeyiz. Ve hepsinden de tabii öte, şu anda dün mesela Bulgaristan Cumhurbaşkanı ülkemizdeydi ve Baykar'ı ziyaret etti, gezdi. Daha sonra biz kendisiyle yaptığımız toplantıda dedim nasıl buldun kendisine? Dedi ki şu anda Türkiye savunma sanayinde İHA'larla, SİHA'larla, akıncılarla adeta bir devrim yapıyor. Acaba beraber çalışamaz mıyız dedi. Dedi ki şu anda tabii bu özel sektör. Bizim değil. Ama bunları tabii kendileriyle görüşmek suretiyle böyle bir adım atmaya yanaşırlar mı, yanaşmazlar mı? Onu özel sektör kendisi kararını verir. Ama Türkiye olarak bizler de sizlerle birlikte adım atmaya her zaman varız dedi. Geçmişte biz çok daha farklı bir konumdaydık. Ama şimdi hamdolsun göreve geldiğimde bizim savunma sanayinde %20 yerliydi. Ama şimdi %80 yerli. Bu konuma geldi. Yani bu ne demek? Artık biz bize yetiyoruz. Yani F-16'nız var. Mühimmatınız olmasaydı ne yapardınız? Bir işe yarar mı? Ama şimdi F-16'nın mühimmatını biz yapıyoruz. Mesela bu İHA'larda, SİHA'larda vesaire, özellikle SİHA'larda yapıyoruz. Ve şimdi artık füzelerimizi yapmaya başladık. Bu üretim tabii Yunan'ı ürkütüyor. Yani Tayfun diyorsun, şimdi Yunan ürküyor. Atina'yı vurur diyor. Vuracak tabii. Yani sen rahat durmazsan, sen Amerika'dan adalara şuradan buradan bir şeyler almaya çalışırsan Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak yani, bir şeyler yapması lazım. Bu gençler boşuna yetişmiyor değil mi? Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Değil mi? Bu işi başaracağız. Petrolüyle de, silah mühimmatıyla da, her şeyle. Düşünün yani 4000-5000 tır Suriye'nin kuzeyine Amerika silah mühimmat gönderiyor. Bunu defaatle kendilerine söylememe rağmen hiç umurlarında değil. Dedi kusura bakmayın. Bak biz NATO'da sizinle beraberiz. Beraber olmamıza rağmen siz bize bu yanlışı yapıyorsunuz ve terör örgütünün yanında yer alıyorsunuz. Öyleyse kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Başka çare yok. Aslında bizde bu atılımları sağlayacak yıllardır bir potansiyel vardı. Ama birçok çalışmanın önüne, Vecihi Hürküş gibi, Nuri Demirağ gibi çalışmaların önüne set kuruldu diyebilirim. Ya. Bu konuda yönetim desteği bizim için çok önemli. Siz de bu desteği sağlıyorsunuz. Bunun için teşekkür ederim. Umut ediyorum ki ilerleyen yıllarda da daha büyük destekler bekliyoruz. İnşallah. Teşekkürler. Merhum Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş, Nuri Tillygil gibi vatan millet sevdalısı girişimcilerin projelerini dinamitleyenler bugün de aynı tavrı farklı söylemlerle devam ettiriyor. Heyhat, artık o günler geçti.
Sayın Cumhurbaşkanım, ismim Ömer Faruk Sarıgöz. Soğuma sanayinde hizmet veren bir makine mühendisiyim. Aynı zamanda Teknofest'in bir neferiyim. Cumhurbaşkanım, Teknofest'in son ev sahibi olan Samsun'a da hoş geldiniz demek istiyorum. Cumhurbaşkanım, yüksek müsaadenizle öncelikle bir teşekkürümü iletmek, bir ricamı ve sonrasında bir sorumu iletmek istiyorum. Şöyle ki Cumhurbaşkanım, biz 2018 yılından beri yakın arkadaş çevremle beraber kurduğumuz Teknofest yarışmacı ekibiyle her yıl Teknofest'e katıldık. Bu hizmet ve altyapı imkanıyla 4 farklı insansız hava aracı ve 6 farklı roket projesi icra edebildik. Ve hatta sizin de bize beraber olduğumuz bir anekdotum da var. Şöyle ki 2019 yılında Gaziantep'te roket standımızda bir ziyarette bulunmuştunuz. Yaklaşık bir 5 dakikada bir sunum arz etmiştik. Sunumda en son şöyle ayrıldık. Evet arkadaşlar, çok güzel proje icra etmişsiniz, güzel ama böyle olmaz. Bunun en az daha 2 katı kadar hedefler belirlemeniz lazım. Şu an için sizleri tebrik ediyorum. Durmak yok, yola devam demiştiniz. Cumhurbaşkanım, biz bir sonraki sene 2020 yılında sizden aldığımız onurla, sizin bizi ziyaretinizi kamçı etkisiyle beraber Teknofest tarihinde en çok ödül alan takım ünvanı elde ettik 2020 yılında. Tam dört farklı ödülü aynı yıl alma başarısı göstermiştik. Bu bağlamda sadece kendi ekim olmak üzere değil, Teknofest gençliğine böyle teknoloji üretmek isteyen, bilim yapmak isteyen genç nesile bu imkanı sunduğunuz için sizlere çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tabii çekilerek anlatıyorum. Şimdi sıradaki soru şu olacak. Tamam, öyleyse sıradaki hedef ne? Cumhurbaşkanım, biz bu sene bu elde ettiğimiz tecrübeden sonra ülkemizi yurt dışında temsil etmek istiyoruz. Yurt dışındaki roket mühendisliği yarışmasına başvurumuzu yaptık, raporumuzu yolladık, kabulümüzü aldık. İnşallah orada temsil edeceğiz. Sizden buradaki acizane talebimizde oradaki ulaşım ve konaklama konularına bir desteğe ihtiyacımız var. O konuda sizden bir destek talep etmekteyiz. Sorun da şöyledir ki Cumhurbaşkanım, biliyorsunuz geçenlerde Kızılelma bir pistten hafif bir havalandı. Hakeza Milli Muharif Uçağı geçen hangara çıkmak için hazırlanıyor. Bu projelerdeki sizin gidişatı nasıl görüyorsunuz, gidişat nasıl ilerliyor ve şahsi görüşünüz nelerdir? Teşekkür ederim. Zafer, sen şimdi arkadaşımızın bu şeylerini, irtibat telefonlarını falan bir al da. Tamam, o bir. İki, Kızılelma ile ilgili olarak zannediyorum çok fazla sürmeyecek. Yani Selçuk Bey'in ifadesine göre herhalde bir ay içerisinde Kızılelma'yı uçurma durumu olabilir. Ve tabii çok da muhteşem bir eser olacak. Allah mahcup etmesin. Ve gerçekten Kızılelma'yı yakalayacağız. İnşallah Cumhurbaşkanım. Allah sizin de gayretlerinizi ziyade etsin. Teşekkür ederim Cumhurbaşkanım. Sağ ol. Merhaba Cumhurbaşkanım. Ben Melikhan Enes Özen. Uçak ve Uzay Mühendisliği okuyorum Samsun Üniversitesi'nde son sınıf. Ben daha güncel ve samimi bir konuya değinmek istiyorum. Geçenlerde sizden bir kız arkadaşımız yamaç paraşütü için pist istemişti. Ve siz de yamaç paraşütü için pist isteğinde bulundu. Ve siz de bir bakalım diyerek bir baba refleksi gibi bu olayı yokuşa sürdünüz. Sosyal medyada da benim babam benim yapmak istediğim bir şey yapmak istemediğinde bir bakalım gibi cevaplar veriyor gibi konuşuldu bu olay. Siz de çocuklarınıza onların yapmak istediği ve sizin yapmak istemediğiniz olaylar olduğunda bir bakalım gibi cevaplar veriyor musunuz ve bu vermez olur muyum ya? Bazılarında korkuyorum. Yani mesela şu hani bir jumping diye bir olay var ya. Bungee jumping, evet. Korkuyorum. Şimdi benim kızlarımdan bir tanesi bunları yapardı daha küçük. Üniversite yılları. Şimdi onu yaptığı anda aman yarabbim ne tehlikeli bir şey o. Ben de şimdi tabii kızımı bu kadar seviyorum. Ve varıyor, iki kızım var. Üniversiteye gidiyor. Allah göstermesin. Orada bir olumsuz bir şey olursa ne yapacağız? Tedbiri elden bırakmayacağız değil mi?
Haklısınız efendim. Şimdi ben o kızımızı da oradan ürkerek, çünkü o paraşüt olaylarında biliyorsunuz çok kurban verdik. Ondan dolayı sevgimden onu söyledim. Muhabbetimden söyledim. Ve kızımın o şeyleri hep aklıma gelirdi bundan dolayı. Hele hele şu Luna Park'larda olan hadiseleri bazen görüyorsunuz. Dönüşlerde vesairelerde falan olanlar. Bundan. Ama şimdi uçak pilotu olacağım dediğin zaman ben sana durma yürü derim. İnşallah efendim, ben de öyle istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve kıymetli genç arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi izninizle Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nu alkışlarınızla sizlerle baş başa bırakıyoruz. Thank you.
şarkılarda bana her sözünü hatırlatıyor. Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yani yağmurda. Şimdi dinledim tüm şarkılarda bana her şey seni hatırlatıyor. Başkanımın yanındayım çünkü. Keyfim meyfim on numara. Lan yapsın on numara. Keyfim meyfim on numara. Keyfim meyfim on numara. Hayatım böyle on numara. Formayı giymem on numara. Lan yapsın on numara. Keyfim meyfim on numara. Başkanım sen varsan keyfim meyfim her zaman on numara. Hoş gelmiş, gönlüme bahar gelmiş, yaz gelmiş, ondan başka kimi kimsenden vermiş, keder vermiş, kahır vermiş, hiç yüzüm gülmemiş. Sen gittin ya, bilmiyorum, ben mi yettim, ölmüyorum. Kim inecek, kim kalacak, bilemiyorum. Allah Allah, bugün sana yarım ana, belki dönemem bir daha. Yemin ederim Allah'a, çok seviyorum. Çok seviyorum başkanım size, çok özlüyorum. Nerede? İzabel yiyor. Seninle mezara ben. Ölene kadar senle ben. İzabel, İzabel, İzabel. İzabel, İzabel, İzabel. Ya sen alemsin ya. Vallahi bayağı adam beri ork çalıyorum. Yok yok, kiloları da vermen lazım. He, kiloları var. He? Kiloları verdim, diyetisyene git ya. Annesi diyetisyene tabi tut ya. Hoş geldiniz. Evet, Feyzi'nin biraz kilo vermesi gerekiyor ama yemek yemeyi de çok seviyor. Ama hakkı ya. Boya verir. Bakacağız artık. Ne gerekiyorsa yapmamız lazım. Evet. Şu güzelliğe bak ya. Teşekkür ederim başkanım. Siz daha güzelsiniz. Allah'ın özelliği için.
Kaç kardeşler? Üç kardeşler. Tamam. Sen en büyüğü müsün? Hayır hayır, ben üçüncü numarayım. Öyle mi? Evet. Birli iki? Birli iki büyük, lisede. Lise, erkek mi onlar da kız mı? Kız, ikisi de. İkisi de kız. Evet, ben tekim. Maşallah. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Dersler değil mi? Derslerim çok iyi. Bazı anlamadığım konuları özel ders alıyorum. Öyle mi? Öğretmen geliyor eve. Sağ olsun bana yardımcı oluyor. Annesi herhangi bir sıkıntı olursa biz hazırız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ama maşallah. Allah nazardan saklasın. Teşekkür ederim. Ama işte bu kadar genç yalnız bırakıyorlar ya. Nakarat yapmıyorlar. Nakarat yani nasıl? He? Nakarat. Seninle beraber söylemeleri lazım. Eşlik etmeleri lazım. Yani bilmiyorum. Dersler yine başladı ama. Sanki öyle değil mi? Evet, ders aldırıyoruz. İnşallah konservatuvar en büyük amacı. İnşallah. Konservatuvar eğitimlerine başladık. Hem okul, aynı zamanda ek ders de aldırıyoruz. Tamam. Haydi bakalım. Eğitimine de güzel bir şekilde devam ettiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız efendim, şimdi izninizle bir fotoğraf çekimiyle programımızı sonlandırıyoruz.